Elmalarla armutları karıştırmak diye bir şey vardır. Aslında elmalarla armutları karıştırmak çok önemli bir şeydir. Değildir. Aynı familyadır. Yani biri elmadır, biri armuttur. Yani çok da önemli midir? Değil. Keşke bizim de karıştırmamız sadece elmalarla armutlar kadar ya da ona benzer olsa. Şurası bir gerçek ki, çok önemli saydığımız şeyleri karıştırma, algı yanılgısı olacak şekilde kullanma bakımından çok kronikleşmiş hastalığı olan insanlarız. Bu Kıbrıslı Türkler için de geçerlidir, Türkiye için de geçerlidir. Bayram mesela nedir bayram? Çok güzel olan bir olayın yıl dönümüdür. Yani onun anımsanması, coşkuyu vesile olacak şekilde değerlendirilmesidir. Biz mesela direniş, zafer gibi şeylerin de sözlük anlamıyla örtüşmesi gerekiyor. Şimdi 14 Mart Tıp Bayramı. İşin kökeni işte Türkiye'den gelen bir tarihtir. Bunu Tıp Bayramı'na dönüştürdük. Peki yani biz Kıbrıslı Türkler olarak tıpta geldiğimiz nokta itibariyle tıp bayramı diyerek mi sağlıkta durum değerlendirmesi yapacağız? Yoksa başka bir isimle ve bunu bir vesile mi yapacağız? Örneğin. Bunun gibi tabii bunu başlangıçta elmalarla armutlar dediğim zaman bir bakınız. Şanlı Baf direnişi, Şanlı Limasol direnişi, Şanlı Larnaka direnişi. Şanlı, şanlı, şanlı gider. Hiçbirinde bir başarı yoktur. Hiç. Hep söylüyorum ben. Sınırlı mukavemet işlemi görmüştür TMT. Sınırlı. Yoksa Rum istediği zaman istediği kadar bizi dövdü. Türkiye'ye gelene kadar. Hatta alay çıktıktan sonra bile alayın gücü engellemeye yetmedi 1963'te. Bunu da bu vesile bir söyleyip geçeyim, konumuzun esası değil. Bugün 14 Mart. Bir liste yapsam 100 tane insan bulurum belki. Ama önde gelen düşündüğüm isimlerden biri sevgili Doktor Filiz Besim. Sadece doktor değil. Aslında dünyanın değişik yerlerinde doktorlardan iyi düşünce insanı da çıkıyor. Ama Hipokrat yeminine ihtiyacı olmayan yaşam tarzı olarak o yeminin özünü hayatın her alana yayıyorsa insan yazıp düşünmek ve oraya katkı koymak da en az doktorluk mesleği kadar önemlidir. Sevgili Filiz Besim bu bağlamda çok az sayıda güzel örneklerimizden biridir. Ve mesleki performansı yanında. Sağlığın sorunlarının üzerinden böyle tek ayak oynar gibi atlamadı. Her zaman doğru bildiklerini söyledi. Ve kendisiyle sohbetten de çok keyif aldım. Bugün de bu keyfime bir halka daha eklemek için gelir misin dedim. Kırmadı. Zaten karşılıklı böyle bir kırmama konusunda da buluşmamız vardır. Ve sevgili Filiz Besim'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hep böyle çok güzel duygularla beni anons ediyorsunuz ve itiraf edeyim ki çok hoşuma gidiyor. Aynısı değil ama söylediklerim değil mi? Kesinlikle değil. Evet, bu 14 Mart Tıp Haftası'nda katılıyorum. Bayram demeyeceğim ben de. 14 Mart Ha, Tıp tıp haftası. Haftası'nda, evet. Beni konuk etme. Sevgili Bilal, tıp haftasında sağlığımız yazalım. Tıp bayramı demeyelim. Evet. Evet. Hani burada olduğum için çok onur ve gurur duyuyorum. Yani önce tabii ki bütün tıp mesleğine gönül veren, bütün hekimlerin, sağlık çalışanlarının bu özel gününe kutluyorum. Yani evet bayram değil ama sonuçta hekim olmak çok büyük bir sürecin sonunda, çok büyük bir emeğin, çok büyük bir çalışmanın maddi manevi her anlamda büyük bir özverinin sonucudur. Ve evet bu insanların ve elbette ki mesleği de sürdürürken
Çok zor çalışma şartları altında. Yani hastanızı kaybediyorsunuz, yüz güldürücü olmayan şeyler yaşıyorsunuz. İnsana dair aslında, insana dair olan o yelpazenin hepsini yaşıyorsunuz. Çok büyük mutluluklar yaşıyorsunuz, onuru, gururu yaşıyorsunuz. Çok büyük acılar yaşıyorsunuz, acizlikler, çaresizlikler yaşıyorsunuz, kayıplar yaşıyorsunuz. İşte hekim olmak böyle bir şeydir. Onun için evet, tüm sağlık çalışanlarının, tüm sağlık emekçilerinin, ben 14 Mart Tıp Haftası'nı kutluyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Buruk kutluyoruz. Yıllardır buruk kutluyoruz. Yeni hiç bir burukluk değil. Hiç tadıyla kutlamadık. Hiç ağız tadıyla kutlamadık gerçekten. En azından ben hekim olarak buraya geldiğimden beri ve hani birazcık da böyle tıp tarihimizi, hekimlik tarihini yazan, irdeleyen biri de olarak gerçekten bu hafta veya hekimlik veya sağlık ülkemizde uzun yıllardır çok ciddi sorunlar içinde barındıran, maalesef ben şey diyorum, artık kendi yazdığım kalemimden yoruldum aynı şeyleri yazmaktan. Kendi sesimi dinlemekten yoruldum. Hani gerçekten beni dinleyenler veya benim gibi birçok benden önceki Tabipler Birliği başkanlıkları, sendika başkanları, onları dinleyenler de yorulmuş mudur bilmiyorum ama böyle bir duygu ve düşüncedeyiz. Ama yine de o güzel insanların bu mesleğe, bu çok özel uğraşa gönül vermiş olan insanların hiçbir şekilde sorunları düşünerek atlamamak, onları kutlamak, emeklerine değer vermek ve onları bu konunun merkezine koymak gerekliliğine de çok inanıyorum. Hepsini çok sevgi, saygıyla selamlıyorum. Peki. Şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Bir kere politika nelerin yapılabileceğini, nelerin nasıl yapılabileceğinin bütünlüğüdür. Niçin? Neden? Ve nasıl diyelim yani? Çoğaltmayalım, uzatmayalım. Yani önce neden biz bu işe değer vermediyiz? Nasıl yapacağız? Yani yolumuzla beraber. Kıbrıs Türk toplumuna baktığım zaman böyle geçmişe dönüp düşündüğümde teşekküllü hastanemin işte 60'dan sonra Rum kesiminde kalan hastaneden sonra neler çekildiğini hatırlıyorum. Ben bademcik ameliyatını surlar içindeki hastanede Kemal Yaşar'dı galiba ismi o zaman doktor arkadaşımız. Böyle elime verdi bir şey. Koridorun içinde neredeyse yani ameliyathanede yok. Yani resmen yani etrafımda insanlar gidip gelirken bademcik ameliyatı oldu. Buna benzer babacığım bir sağlık sorunu olmuştu. Felç geçirmişti. Böyle yani şimdi moda birazcık böyle Nazi hatırlatmalar yapılır. Böyle ilkel bir yerde, surlar içinde bir hastane, o denilen yerde tedavi görüyordu. Devam ediyorum bana, bunun gibi uzatabilirim size listeyi. Sonuç itibariyle bir şeylere sahip olduk. Ama bazı sorunlar hep var oldu. Böylece biz neden doğru dürüst bir sağlık politikasına çok iddialı, mesela örneğin Cumhuriyetçi Türk Partisi de geldi. Ama Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde kimin bakan olacağı önemli değil. Partinin sağlık konusunda bir politikası var. Hiç önemli değil. İsterse filan gelir, o gelir, o biri gider. Yani fark etmez. Ergin Abdullah gelir, Eşref gelir, Ahmet Gül'le gelir. Fark etmez. Onun bile olmadı. Doğru dürüst bir sağlık politikası. Yani biz neyle geldik buralara? Yani hala daha da her gelen sanki de böyle sihirli bir dokunuş yapacak ve sağlık sorunu hallolsun. Neden bizim doğru dürüst bir sağlık politikamız olmadı? Ya da vardır da ben mi anlamadım? Evet. Çok aslında böyle nokta atışı yaptınız. Şuradan başlamak istiyorum. İşte dediniz ki böyle bir elime küvet tutuşturularak insanların gelip geçtiği bir koridorda. Vallahi çok zor şey koşullarda. Var ya, çok şimdi söyleyeyim de tam adını siz söyleyin. Böyle steril malzemelerin konduğu böyle bir. Evet, böbrek küvetçik. Böbrek küvetçik. Ondan öyle bir metal, evet, bir şeydi tuttuğum benim. Evet.
O günlerden evet yani Kıbrıs'ta Türk Hekimler Makaryos Hastanesi'ni, daha doğrusu Lefkoşa Devlet Hastanesi'ni, Cumhuriyet'in hastanesini terk edip bu tarafa geçtikleri zaman çok zor koşullar, işte Naimoğlu kliniğinde çalışıldığı, sigara fabrikasından bozma sırasında şeyleri, pencereleri, camları kırık dökük yerlerde sağlık hizmeti vermeye çalıştı. Bir avuç yürek koyarak hekim bunu yapmaya çalıştılar. Ve elbette ki o günlerden bugünlere aslında çok büyük yollar kat ettik. Yani hiçbir zamanda kat ettiğimiz yolu veya nerede nereye geldiğimizi de inkar etmememiz lazım, teslim etmemiz lazım. Bunu evet sigara fabrikasından bozma bir hastaneden işte 78'lerde o günlerin koşullarında gerçekten çok donanımlı bir hastaneye, Burhan Dalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kavuştuk. Kıbrıs'ta Türkler her zaman için eğitime bana göre çok önem vermiş bir toplumdur, bir topluluktur. Ve de çocuklarını tıp eğitimine de gönderdiler, hukuk eğitimine de, her türlü eğitime de. Evet bizim ciddi anlamda tıp eğitiminde de, tıpta da, sağlıkta da insan kaynaklarımız vardır. Ki belki de bu insan kaynaklarımız şu anda %1'i bile Kuzey Kıbrıs'ta değildir. Türkiye'de çok ciddi hekimlerimiz vardır. Çok büyük bir popülasyon. Yine Avrupa'da, Amerika'da bir sürü yerde yıllardan beridir bu ülkeye gelmeyen bir şekilde oralarda hizmet vermeyi tercih etmiş hekimlerimiz vardır. Evet, insan kaynağı anlamında da çoğu zaman cihaz anlamında da ciddi şekilde imkanlarımızı artırdık. Yani yol kat ettik, hiçbir şey kat etmedik değildir. Ama bakın, siz dediniz ki o günlerde işte bir küvetin içine tükürerek ben bademcik ameliyatı oldum. Ama hekiminize güveniyordunuz. O şartlarda bile o bademcik ameliyatını olabildiğiniz için mutluydunuz, müteşekkirdiniz ve yani bu ortamın bile olduğundan huzurluydunuz bir şekilde. Sürekli. Evet, yani toplum olmak budur işte. Ya hiç fark etmiyor ya. Sağlıkmış, eğitimmiş, turizmmiş, çevreymiş. Siz hastanede hekiminize güvenip oraya gidip tedavi olup mutlu ve huzur, yani size devlet bir sosyal hizmet veriyor. Ve siz gidip bu hizmeti alıyorsunuz. Mutlusunuz, güveniyorsunuz. Huzur duyuyorsunuz. Veya çocuğunuzu güvenle siz öğretmensiniz. Okula gönderiyorsunuz, teslim ediyorsunuz. İşte eti ki senin kemiği benim diyorsunuz. Ve mutlusunuz. Çünkü öğretmene güveniyorsunuz. Ve başka alanlarda bunu saymak çok kolaydır. Yani birçok kategori vardır. Ama bir devletin, özellikle de sosyal bir devletin olmazsa olmazı nedir? Sağlıktır ve eğitimdir. Sağlık şimdidir. Şimdi eğer sağlık yoksa insanlar ölür. Ha, eğitim gelecektir. Çünkü şimdi siz o eğitimi vermezseniz siz geleceği oluşturamazsınız, kurgulayamazsınız. Yani çizemezsiniz. Ha, belki de işte şu anda eğitimi bizim... Eğitimi kabul ediyorum, hemfikirim ama hele sağlık çok daha. Çok. Çünkü... Kesinlikle. Eğitimi de bazı meseleleri, gecikmeleri telafi etme olasılığınız vardır. Hiç kuşkusuz. Ama sağlıkta bazen hataların telafisi olmuyor. Kesinlikle. Sözün bittiği yerdir, ölümdür yani sonuç olarak. Yani onun için sağlıkta olabildiğince mükemmelliyetçilikten hiç geri adım atmamak gerekiyor. Kesinlikle %100 aynı fikirdeyim. İşte hani belki de ben son dönemlerde eminim ki siz de çok sorguluyorsunuz. Aslında biz düşünen, bu adaya, bu ülkeye gönül veren, bu coğrafyaya gönül veren birçok insan, kendimizce düşünebilen birçok insan sorguluyoruz. Niye biz Kıbrıslı Türk toplumu olarak bu hallerdeyiz? Yani bugün örneğin tıp törenindeydim. Çok değerli konuşmalar oldu. Çok değerli arkadaşlarımız gerek sağlık örgütleri gerek siyasilerden konuşmalar yapıldı. Ve Sağlık Bakanı diyor ki uzun yıllardır konuşuluyor. Benim Tabipler Birliği dönemin başında biz çok net koymuştuk. Artık Burhan Dalbantoğlu Devlet Hastanesi fiziki altyapısı nedeniyle bu yükü kaldıramıyor. Bizim acilen yeni bir hastaneye veya kademeli olarak başka yerlere taşınıp o hastanenin yeniden güncellenmesine ihtiyacımız vardır diye. Bunu hep söyledik. Yani bugün artık 6 kişilik koğuşlar, üst üste yatan insanlar, bunlar insani değildir dünyada. Çağdaş değildir artık. Ve biz Burhan Dalbantoğlu o durumdadır. Bunu herkes kabul ediyor.
en azından 4-5 yıldır da yeni bir hastane için konuşuyoruz. Her gelen yeni bakan arazi arıyor, buluyor, işte kaynak arıyor falan filan ama henüz konuşma aşamasındayız. Ama Sağlık Bakanımız diyor ki, elbette ki çok istiyor böyle bir temeli atmayı. İşte diyor, Türkiye'nin şu anda durumu belli, ondan dolayı beklemek zorundayız. Yine geçiyoruz başka... Burada bir katkı yapabilir miyim özellikle? Yapabilirsiniz ama şunu da söyleyeyim. Diyor ki genel sağlık sigortası ama işte diyor bu kadar para gerekiyor, işte Türkiye'nin durumu belli falan. Yani biz nereye kadar Türkiye'ye bu biat kültürüyle, bu Türkiye gelecek bize yapacak, Türkiye'nin durumu kötüydü, Türkiye öyleydi ve biz yapamıyoruz. Yani bu sözün bittiği yer, işte sizin politikanızı oluşturamayacağınız bir yer yani, eğer ki böyle bir yoldaysanız, hani eğer öyle bir yolu tutmuşsanız diyorum. Burada tabii ki Sağlık Bakanı'nın doktorlara, örgüt temsilcisi doktorlara çok da eylem tehdidi yapmayın. Türkiye işte hastane mesleğine meseleleri var. Çok üstümüze gelmeyin. Türkiye zaten bu hastane yapma fikrine sıcak bakmıyor. Ülkede var olan ve ülke ihtiyacına cevap verebilecek devlet dışındaki sağlık altyapısı üzerine bir sistem inşa etmemizden yanadır Türkiye. Çok eylemdir şunu bunu demeyin. Zaten Türkiye'nin çok da umurunda değil dediğini biliyorum. İşte numaralarımız burada. Yok denmesin. Yani husum. Zaten Türkiye yani işte yakın doğu hastanesi var ya da üniversite hastanesi var. Şu şu var. Bunun üzerine bina edelim. Ne gereği var şimdi bir hastaneye daha? Dediğini söylüyor. Dolayısıyla korku temelli bir duruş. Ha ben bu program formatı nedeniyle bir küçük katkı yapıp susayım yani isterseniz ama eğer Türkiye kaynak verecekse bile o kaynağı, yani birileri size bir katkı yapıyorsa, ihtiyaçlarınızı belirleyip o katkının boyutuna göre önceliklerinizi hayata geçirmeye dönük bir yol haritası belirlemek de bir politika değil mi? Bir politika değil mi? Ha şimdi yapmasınlar yani, Türkiye parayı verir, yolları bizimkiler de gider ellerini böyle yapar. Sanki daha bistat gibi yolu kontrol eder. Ha şimdi Türkiye parayı verir ama gidelim Türkiye'ye. Vereceksen bu şartlarda ver. Biz bunlardır bizim ihtiyacımız. Anlatın yani bunun nasıl olacağı vesairesini. Ama şimdi ben baktığım zaman Sağlık Bakanlığı'nın kurumsal yapısına da bak. Partilere baktığım zaman sağlıkta öncelikleri belirleme, her gelen sorma neler var der, kendine göre yani bir yol haritası çizmeye çalışır. Benim derdim yani Sağlık Bakanlığı sağlığın sorunlarına ne kadar vakıftır? Ben Burhan Albandoğlu Devlet Hastanesi'nin başhekimini Sağlık Bakanlığı'ndan daha önemli görürüm. Yani Burhan Albandoğlu'nun bütün sağlıktaki bütünlüklü pozisyonu nedeniyle. Yani şimdi Bülent kardeşimi orada daha değerli, yani sağlık açısından daha önemli bir insan görüyorum. Sağlık Bakanlığı kurumsal yapısıyla sağlığın neresindedir? Evet, çok güzel bir konunun yine altını çizdiniz. Sağlık Bakanlığı maalesef kurumsal anlamda sağlığın şu anda sorunlarını çözebilecek yapıdan çok uzaktır. Bunu biz yıllardır, hani ben Tabipler Birliği Başkanlığı dönemimde daha yönetim kurulumuzla birlikte çok gündeme getirdik. Sağlık Bakanlığı'nın bugün sağlık yasalarını yapacak hukukçuları yoktur. Sağlık Bakanlığı'nın bugün en önemli konu epidemiyolojik çalışmalar. Yani nedir bizim sorun hastalıklarımız? Yani niye bizim mesela çok yüksek tansiyonumuz var? Neden Mausa bölgesinde kanser patladı? Neden Lefke bölgesinde tiroid kanserleri çok çıkar? Epidemiyolojik çalışmadır bunlar ki olmazsa olmazdır aslında toplumlarda. Bunların önce nedenlerini bilmemiz gerekir ki hastalıklara karşı politika oluşturalım. Bunları yapacak bir epidemiyologları yoktur örneğin. Sağlık Bakanlığı gerçekten tabii ki
Sizin de söylediğiniz gibi konu siyasi partilerden başlıyor. Siyasi partilerin sağlığı ciddiye alan ciddi sağlık komiteleri yoktur aslında. Gölge bakanları yoktur. Sizin de dediğiniz gibi ABCD gelmesi önemli değildir bakanlığa. Eğer ki partinin sağlık politikası varsa o ülkedeki sağlık sorunlarını en az 4 yıl, 8 yıl takip etmiş ciddi bir ekip varsa zaten bakanlığa gelir gelmez o eksikleri de bilir, neleri nasıl yapacağını da bilir, her şeyi bilir. Bizde böyle bir şey yoktur. Bizde nedir? İşte kabine kurulurken dengelere bakarız. O, Güzel Yurt'tan kaç bakan var, Mausa'dan kaç bakan var, onun kaç oyu var. Budur ama konu. Filiz Hanım, yolda giderken milletvekili listesi de değişir. Cumhurbaşkanlığına giderken bakanlar kurulu listesi de değişir. Aynen öyle. Yani bizim gerçekten hani Sağlık Bakanlığı ciddi boyutta kurumsal anlamda temel sağlık hizmetleriyle, yataklı tedavi kurumlarıyla ve birçok olması gereken Ar-Ge merkezi yoktur. Mesela ki olmazsa olmazdır Sağlık Bakanlığı'nda böyle bir merkez yoktur. Gelen Sağlık Bakanlığı ekipleri sağlık yasalarına bile vakıf değildirler. Yani bu kadar bir kötü bir durumdayız biz. Yani burada hani son dönemlerde daha hep böyle bir öldük bittik edebiyatı yapılıyor. Onu da hiç sevmem ben çünkü yapı olarak pozitifim. Bu program öldük bittik meselesi değil ama mevcut durumları tespit etmek zorundayız. Yani. Tespit etmek zorundayız. Ha, onun öncesinde gerçekten de siyasi partilerimizin içinde sağlık politikaları pişirilmiyor maalesef. Sağlık bir kere partiler üstü bir durumdur. Pişirilmiyor yanında sağlık ve eğitimden korkuluyor mu? Bu doktorlar ve bu öğretmenlerle uğraşılmaz. Bu doktorlar ve bu öğretmenlerle uğraşılmaz. Çünkü en güçlü sendikalar kitlelerdir hekimler ve de öğretmenler. Doğrudur. Ama şu da bir gerçektir ki dünya normları ortadadır. Uğraşacaksınız kardeşim. Uğraşmazsanız idareci olamazsınız. Yani şimdi siz uğraşmak değil çare bulacaksınız. Çare bulacaksınız. Yani uğraşılmaz diye bir şey olamaz yani. Bu doğru bir şey değil. Yani bakın ne kadar çaresiz bir durumdayız ve ne kadar tekrarlar yaşıyoruz. 2009'da bir sağlık çalışanları yasası yapıldı. Meclisten öyle veya böyle milletvekilleri, doktor milletvekilleri de aralarında bölünerek, parçalanarak bir sağlık çalışanları yasasını geçirdiler. Yıllarca üzerinde çalışılan güya bir yasaydı. 2011'de yine o zamanların serbest hekimleri ve bir memur sendikasının dava açmasıyla Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi dedi ki burada bizim anayasamıza aykırı iki madde vardır. Bu iki madde geçersizdir dedi. 2011'de dedi bunu. 2011'de bunu dediği zaman 6 sene önce dedi bunu. Evet. 6 sene içinde normalde bu yanlış olan, anayasaya uymayan, sıkıntılı olan maddelerin anayasaya uydurulması veya uydurulamıyorsa anayasanın değiştirilmesi gerekirdi normal ülkelerde. Evet. Yani bu ülkeye uymuyorsa bu şartlar uygulanamadığına göre bir uyumsuzluk var demektir. Yani oturup bunu hep birlikte yasaların anasında bir sorun varsa onu halledelim. Onu halledelim. Yani bir şeyi halledelim. Yani mesela bunu göz yumalımla olmuyor. Göz yumalım değil. Ha, o günlerin Sağlık Bakanı çıktı geldi hastanelere. Bütün hastaneleri gezdi ve dedi ki böyle bir iptal kararı geldi ama dedi siz tabela hem bütün konu şeydir ya işte kamuda ve özelde çalışma olayı yani ikinci iş muhabbeti. Siz tabelalarınızı özelde indirin ben size göz yumacağım. Şimdi bu böyle bir şey yani bu bir hukuk devletidir. Bu işte adaletin olduğu bir ülkede yaşadığımızı düşünüyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil yani bir akıl tutulmasıdır bu. Hadi tamam demiştir bunu. Diyebilir ki ya 6 ay, 1 yıl, 2 yıl yani bir süre tanıyın. Yani ben bunu şimdi uygulayamayacağım. Yani bunun için daha gerekçelerim var ama bu süre içinde ben halledeceğim ve bunu yasaya uygun hale getireceğim demesi lazımdı normalde. Öyle olmadı. 6 yıl boyunca hiç kimse elini kaldırmadı. Çünkü hekimden korkuldu, başka kesimlerden korkuldu falan filan. Ondan sonra yeniden bir serbest hekimler başkanı değişti. O da dedi ki ya bu niye uygulanmıyor? Yeniden mahkemeye gidildi. 4 yıl daha mahkeme sürdü. Gidildi, gelindi. Yani gereksiz şekilde enerji sarfiyatı, gereksiz konuşma, gereksiz muhabbet. Kardeşim yasaya aykırı mı değil mi?
düzelteceksin bunu bir şekilde. Yani hukuk devletiysen eğer yasaya uygun bir hale getireceksin. Ya anayı değiştireceksin dediğiniz gibi ya da yavrusunu değiştireceksin yani. Bu böyle. Ha, hiçbir şey olmadı. Çünkü işte o bakan geliyor, o zaten yasaları öğrenip işin ciddiyetini algılayana kadar o gidiyor, başkası geliyor falan filan. Günün sonunda işte bir 2-3 ay önce yeniden idare mahkemesi bu sefer karar aldı ki doğrudur, bu yasaya aykırıdır. Bakana da 6 ay veriyorum, bunu değiştirin. Yani bakın. Mahkeme kararıyla 6 ay bu defa. Mahkeme kararıyla 6 ay. Yani 6 yıl boyunca biz bunu hep konuştuk. Habire konuştuk. Hiçbir şey yapmadık. Ta ki mahkeme yeniden bir şey söyledi. Peki şu anda bunun için ne yapılıyor? Hiçbir şey. Çok ciddi bir şey görmüyorum. Hayır. O zaman sadece sağlığı düşünmeyelim Hasan Bey. Ben yani gerçekten son dönemlerde sadece sağlıktaki sorunların aslında veya maalesef bu en özel yaptığı böyle iş nedeniyle... Böyle bir toparlayıp araya gidip sonra devam edeceğiz. Çünkü. Evet. Hekimin birbirine düşmesi özeldi, kamuydu, genç hekimdi, yaşlı hekimdi, eski hekimdi. İnsanlar birbirine düştü. Çünkü adaletin olmadığı yerde, hukukun olmadığı yerde evet insanlar birbirine düşer. Yani bunu şimdi bizim yeniden Amerika'yı mı keşfedeceğiz? Bu evet böyledir ama şunun da altını çok net çiziyorum. Bu sağlıktaki sorunlar sadece buzdağının görünen çok minicik bir parçasıdır. Bütün kesimlerde, eğitimde de, trafikte de, çevrede de, turizmde de çok ciddi sıkıntılarımız, sorunlarımız vardır. Ha, sağlıkta insanlar öldüğü için biz en çok belki bunu konuşuyoruz. Tabii sağlıkta insanlar öldüğü için konuşuyoruz da şurası da bir gerçek ama. Yani bir vardır, yani yüzlerce operasyon yapan bir doktorumuz var. Bir yerde bir nedenle bir daha başına talihsiz bir vaka gelebilir. Kesinlikle. Tıp böyle bir şey. Tıp böyle bir şey. Orada bakarsınız yani ne kadar sistem onun hatasını önleyiciydi. Hı hı. Merak etmiştim ben. Arkadaşlar uyarana kadar söyleyeyim bunu. Uçak, ben dedim bir uçak nasıl gider gelir filan. Ve bir yolculuğu baştan sona yaşadım ve yazdım ben. Yani kokpitte gittim geldim. Hı. Bakıyorsunuz iki pilot var. O pilot biri kontrol eder, ona liste tamam demez. Tık der böyle şemati, cetvelcik hareket eder satır satır. Ve onu da sistem gayret eder. Döndü, Helios uçağı düştüğü zaman baktılar ki farklı bütün ikazlar aynı alarm sesi. Ha dediler. Daha önem sırasına göre sesini değiştirelim. Evet. Böylece hata riskini ortadan kaldırdı. Ha bir ameliyat varsa, bir operasyon varsa, bir doktorun uygulaması varsa onu ortadan kaldıracak çapraz sorgulamayla beraber onu hızlandıralım mesela. Bütün bunlar mümkün ama sistem düşünebiliyor musunuz? Sağlık Bakanı otopark ya da işte park yeri, hastanenin park yerini halletmek. Suyu hallettik. Sıcak su, sıcak su. Öğrendik ki bir iki senedir su akmazdı. Şimdi eğer suyu halletmek hala daha iş ise, hala daha otoparkı halletmek, gördüğünüz gibi arkadaşlar otoparkımız tamam. Yani Kemal Sunal filmi mi diyeyim? Doğru. Aziz Nesinlik mi diyeyim? Yani şimdi bir takım insanlar neyin iş, neyin iş olmadığını bilmezse ben ondan nasıl iş bekleyeceğim? Aradan sonra konuşacağız.